düşünmüştüm. Ama bayağı geç aradılar o yüzden. Ne yaptınız Arjantin'de? AFS kültürel programlarıyla bir yıl değişim öğrencisi olarak gitmiştim. Öyle Patagonya'nın kuzeyindeydim. Peki efendim. Kimler var sizinle beraber yarışmaya gelen? Arkadaşlarımla geldim. Onlara merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Melis Uyutemiz ben. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mimar restorasyon okuyorum. Peki yani Zeynep hakkında bir şeyler söylemeyecek misiniz? Güveniyorum ama şaşırtmazsa bizi. İlk yarışmacıdan sonra yani korktuk biraz. Her zaman öyle olmuyor. Ben umarım. De korktum ya. Bir de jokerler var canım yani. Evet aklına gelirse heyecandan. Tereddüt edildiği zaman hemen jokerlere başvurulabilir özellikle ilk sorularda. Evet. Efendim siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. O gün ben İstanbul Üniversitesi'nde bilgi belge yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Manolya dolu dolu bir kız. Ya bence başarılı olacaktır. Ve başarılar diliyorum. Peki, siz hoş merhaba, geldiniz. Yağmur Oğuz ben. Ege Üniversitesi'nde felsefe okuyorum. Manolya'ya güveniyorum kültürüne, bilgi birikimine. Ama heyecanlanmazsa yapabilir diye düşünüyorum ben. Pekala. Evet. Herkes umutlu sizden Manolya. Bakalım nereye kadar gideceksiniz? Bakalım. Şartları biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Yarışma başlıyor o halde. İlk soru alçak gönüllülük anlamında kullanılan kelime hangisidir? A. Tevazu. B. Haysiyet. C. Hürmet. D. Ehemmiyet. A. Tevazu. Son kararım eminim. İkinci soru. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman ile başlayan fıkradaki dördüncü kişi kimdir? A. Temel. B. Geloğlan. C. Acıvat. D. Nasrettin Hoca. A. Temel. Eminim. Son kararım. Hazır böyle Temel'le Nasrettin Hoca'yı yan yana görmüşken geçenlerde bir ikisinin bir hikayesini dinledim. Fıkra tabii. Gerçekten çok yani tersten vuran, çok çok güldüğüm bir hikayeydi. Anlatayım mı? Anlasın. Nasrettin Hoca biliyorsunuz fıkrayı. Evet. Göle maya çalıyormuş. Temel oradan geçiyormuş. Ne yapıyorsun hoca demiş. Demiş ki göle maya çalıyorum. Ha demiş niye yapaysın bunu? Yoğurt demiş belki tutarsa bütün göl yoğurt olur. Yani, ne yapacaksın bu kadar çok yoğurdu? Evet bence yani verilecek en makul cevabı vermiştim. Evet. Ne yapacaksın bu kadar çok yoğurdu diye. Pekala 1.000 lira kazandınız. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Hangisi ters oturularak kullanılır? A. Sörf. B. Sandal. C. Jet ski. D. Deniz bisikleti. Ben bir fikrim var. B olabilir diye düşünüyorum ama seyircilere sormak hemen istiyorum. Hemen ben de seyircilerimi soruyorum. Hangisi ters oturularak kullanılır değerli seyirciler? Bu arada benden etkilenmeyin. Benden etkilenmeyin dedi. Tamam unutuyor da olabilirim. Manolya dedi arkadaşınız. Ben Zeynep diyorum. Manolya. İkisini de ailem Zeynep diyor. A. Sörf. B. Sandal. C. Jet ski. D. Deniz bisikleti. Süre 10 saniye. Evet, %82 oranında sandal demiş seyircimiz. Tamam, ona de... en yakın oranda %12'dir. Çok teşekkürler. B sandal demek istiyorum. Eminim son kararım. Dördüncü soru geliyor. Eskiden içleri yün veya pamukla doldurulan, satenle kaplanıp işlenen, kendi adıyla özel iğnesi olan ürün hangisidir? A. Yorgan. B. Perde. C. Halı. D. Koltuk. A. Yorgan. Emin değilim ama son kararım artık. Beşinci soru sesli olarak geliyor Manuel ile Zeynep.
Ne kadar bildik bir şey. Evet. Dinlediğiniz müzik kimi motive etmek için kullanılır? A. Jockey. B. Pehlivan. C. Matador. D. Boksör. C. Matador. Eminim, son kararım. Yakında matadorlar da kalmayacak. Bu müzik de herhalde ortadan kaybolacak. Evet. Çünkü yani İspanya'da bayağı bir karşı tavır var bu boğa güreşine. Hayvana. Bence iyi de diyorlar, evet. Altıncı sorudayız. Kurşun kalemler kolay tutulabilmeleri için genellikle kaç yüzlü olarak üretilirler? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 5 ya da 6 olabilir diye düşünüyorum ama... Şu anda kurşun kalemin yakınlarında olan bir joker buldum. Evet, ben telefonla joker hakkımı kullanmak hemen istiyorum. Hemen de ona sorun kurşun kalemi var mı diye. Evet. Ki evet, jokerleri tanıyoruz önce. Suat Yeşilyurt, Bilge Aykut, Alp Hazar, Büyük Çulhacı. Ben Suat Yeşilyurt örmek istiyorum. Suat Yeşilyurt. Evet. Arıyoruz. Evet, çalıyoruz Suat Yeşilyurt'un telefonu. Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar Suat Bey, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim, iyi akşamlar. Efendim bir yarışmadayız. Manolya Zeynep'le yarışıyoruz. Evet. Bir sorusu olacak size. Hem kolay hem de bir anlamda zor diyebilir miyiz Zeynep? Evet. Zor da bir soru. Basit bir şey ama. Yani yanınızda omuzunuzda belki o objeden varsa bir ölçüde mümkündür. Ama yoksa siz de düşüneceksiniz zannediyorum Zeynep gibi. Soruyu Zeynep soracak, siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Kolay gelsin. Sağ olun. Suat amca, kurşun kalemler kolay tutulabilmeleri için genellikle kaç yüzlü olarak üretilirler? A 3, B 4, C 5, D 6. Bir daha soruyu tekrarlar mısın? Kurşun kalemler kolay tutulabilmeleri için genellikle kaç yüzlü olarak üretilirler? Yani kurşun kalemin kaç yüzü vardır? 6. 6. Emin misin? Evet, eminim. Teşekkürler. Baktı. Evet. Var demek kurşun kalem. Bakıp evet eminim. Evet, umarım. Mi acaba bilmiyorum. Sizi etkilemiyor. 5000 liranız var. Bir jokeriniz daha var. Bir de cevap var ortada. Ben cevap vermek istiyorum. Buyurun. Pardon. B 6 eminim, son karar. Emin değilim aslında yani artık forma. Son karar. İtiraf ediyorum. Bu tarafı çok hoşuma gitti. Yani işte 10 liranın arkasında hangi resim vardır gibi. Evet. Yani çok basit gündelik şeyler aslında ama hiç dikkat etmiyorum. Burada da hemen yani bir an durdu, belki de vardı. Ondan sonra emin misiniz diye sorunca siz, o da bir saydı herhalde, eminim dedi sonra. İyi oldu. Evet. Böyle 7. soruya geldik. Jokerinizin büyük yardımıyla. Barış sorusu, bu soruya doğru cevap verirseniz 15 bin lira kazanacaksınız. Ve bu para her halükarda sizin olacak, yarışmaya devam edeceksiniz. Hem de bir joker eklenerek, çift cevap jokeri. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Geliyorsun. Dedeniz nevazil oldum diyorsa hangi hastalığa yakalanmış demektir? A. Migren. B. Unutkanlık. C. Romatizma. D. Nezle. Oh, çok güzel. Hiçbir fikrim yok. Nezle olabilir diye düşünüyorum ama olmaya da bilir. %50 yarı yarıya joker hakkını kullanıyorsunuz. Evet. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Geriye nezle dahil kalıyor. Seçenek bir unutkanlık. Şimdi bakın, unutkanlık da olabilir gibi geliyor ama ya ben de nezle diyeceğim sanırım. Son kararım. Ne oldu? Evet, sevindim şimdi. Emin değilim ama söyleyeyim bari. Yani zaten artık kaybedeceğim bir şey. Nevazil, nezle ama çok yakın değil mi? Çok yakın zaten. İlk çıkmadan düşündüm ama
kuşkulandırdı sizi bu kadar yakın. Olmaya da bilir sonuçta, illa hani sesi benziyor diye. Peki efendim. 15 bin lira kazandınız. Kaybettiğiniz 3 joker yanına böyle ödül olarak bir joker eklendi. Evet. Çift cevap jokeri ve devam ediyoruz 8. soruyla. Tıp fakültelerinde anatomi derslerinde kullanılan yapay iskeletlere kemik adam anlamına gelen hangi isim takılmıştır? A. Osman. B. Teoman. C. Numan. D. Erman. Yine evet, hiçbir fikrim yok yine ama Osman ve Teoman değildir diye düşünüyorum. Bence... Ya bilmiyorum şimdi. Teoman tamamen değil gibi geliyor çünkü. Nasıl fikir yürütebilirsiniz? Bir oradan gidin. Hani vallahi şu an... Ben hep söylerim ya, bizim sorulara şöyle dikkatle bakıldığında, bir de bir karşılaştırma yapıldığında böyle analitik bir anlayışla, seçeneklerle soru arasında. Yani kendini ele veriyor bazen gibi. Evet. Hep söylerim ya, galiba bu da öyle bir soru gibi geliyor bana. Evet. Şu an çok mantıklı düşünemiyorum aslında ama... Teoman, hükümdarların da ismi kemik adam diye. Niye olsun ki diyorsunuz, öyle mi? Yani olsa olur aslında, dünya olabilir. Garip yer ama değildir diye düşünüyorum. Bence Numan olabilir gibi geliyor ama Osman da değildir çok. Ben çift cevap hakkımı kullanıp aslında... 15 bin lirası var zaten. Evet zaten var yani. Pekala. Hedefim de oydu. Yarışmacımız Manuel Zeynep. Son jokerini, çift cevap joker hakkını kullanıyor değerli seyircilerimiz. Umarım başarılı olur. Umarım. Çünkü 4 seçenek var ortada ve evet. 2 tanesini söylemeye hakkı var. İlki hangisi? C. Numan diyorum ama. İlk C. Numan. Evet, eminim. Emin de değilim yani ama. Son kararınız. Son kararım ne olacak? Evet, şansınız %30'lara kadar düştü. Evet. A ya da D diyebilirim ama... Ya ben D diyeyim zaten. D... Emin misiniz? Hayır ama son kararım. Ya da... Yapacak bir şey yok. Teşekkürler. 15 bin lira kazandınız. Manuel Yeter. Teşekkürler. Başarılar, iyi seyahatler. Teşekkürler. Buyurun. Onur Güven, sıradaki yarışmacımız.